Bugün bayağı deli işi bir şey yaptım. Bu ülkedeki muhtemelen en güçlü adamı aldım karşıma, seni öldüreceğim dedim. Duyan inanır ha, bayağı sağlam söyledim. En baba kabadayı bir durur düşünür. Ben çıktım karşısına. Ben deyip durma, biz de varız. Benim bu adama ulaşmam zor. Adam iki günde neyim varsa aldı götürdü. Ben tabii ki cengaverliği elden bırakmayacağım. Dayı öyle öğretti. Ama bir günde, iki günde biraz bilekle, olmadı biraz zekayla çözülecek bir mesele değil artık. Nasıl çözülecek o zaman? Bu sefer her şeyi olan adama hiçbir şeyi olmayan adam. Evim yok. Param yok. Hiçbir şeyim yok. Ne var usta peki? Oradan başlayalım. Bu adamlar yukarıdan uçar. Ben en aşağıdayım. Onların göremeyeceği kadar aşağıdayım. Sokak. En aşağıdan başlayacağım örneğe. Onların girmeyeceği yerlerden. Burun kıvıracağı işlerden. Onların adam demeyeceği insanlardan. Sefalet oğlum senin dediğin. Süsleme. Hayat pahalı arabalardan, 100.000 dolarlık resimden, 1.000 liralık şaraptan ibaret değil. Biz iyi biliriz. Çıkalım diye çok uğraştık. Değil mi Cengiz? Sonra unuttuk. Ama hayat en aşağıdan başlıyor. Bir daha dönmem ben oraya. Büyük oyunların hiçbirini aldırmaz ki Kenan bizi. İki günde vebalı gibi herkes kaçtı bizden. En aşağıdan başlayalım oynamaya. Sevdim ben. Onların bilmediği bir usul var aşağıda. Umursamıyorlar o dünyayı. Benim kalem orası olacak işte. Sonra adım adım, yavaş yavaş. Ama 2-3 günde değil, aylar sürer. Belki yıllar sürer. Ama adım adım çıkacağım oradan. Küçümsesinler bizi. Bunlardan bir bak olmaz desinler. Oradan vuralım. Kenara attıkları ne varsa kullanacağız. Arkadaşlık, onur, emek. Öyle unutmuşum ki bunları. Söylerken bana bile yalan geliyor. Ama değil. Sokakta küçük oyunlar. He? Onların borsayla, kravatla yaptıklarını biz garibanla, hoş sohbetle, arada da iki kafa kırarak yaparız usta. En yukarı çıkana kadar. Bu sefer ilkelerden ödün vermeden ama. Bu sefer yolun ortasında kendimizden nefret etmeden. Ezel'in, Ali'nin, kazandığımız isimlerin hakkını vererek. Ekme! Manyak mısınız lan siz? Hasta mısınız? Ne? Film mi lan bu? Matrix misiniz siz? Mahalleyle, sokakla, mahalledeki adamın gariban kalmasının bir sebebi var oğlum. Onu da bir hatırla. Adamlar gariban, onların hepsi zavallı. Bir avuç acizle Kenan Birkan'ı mı yeneceksiniz siz? Cengiz! Hadi bir git. Ben bir daha oraya dönmem. Sen bu kıza para verebilecek misin onu söyle. Bu adam senin için atlayıp zıplıyor. Var mı silahına kurşun alacak paran? Ha? Nerede kalacaksın? Ha? Peşine düştüklerinde nereye saklanacaksın? Ne yiyeceksin? Nasıl geçineceksin? Ha? Mahalleymiş. Sen kimi kandırıyorsun Ezel? Bulmuşsun bu adamları. Masal anlatıyorsun. Bunlar ülke batıran adamlar. İki defa gördün diye dengin mi sandın ha? Bok görürüz bir daha. Sakin ol Cengiz. Çünkü... Olmazsan biz garibanlar ağzını... Çünkü haklısın. Ben dediğimi yapacağım. Aynen dediğim gibi. En tepeye çıkar mıyım? Çıkar mıyım? Tabii ki çıkamam. O basamakların birinde muhtemelen biri arkamdan ya da deneyeceğim düşeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Ama Cengiz haklı. Bu savaşın sonunda ben tabii ki yenileceğim. E niye yapıyorsun o zaman? Sevdiğim bir adam var. Dostum. Onu istesem de bırakamam. Hala öğrenemedin mi Cengiz? Ben böyleyim işte. Onca lafı niye ettin o zaman? İleri Akdeniz desem fırlayacağız. Ne anlatıyor? Benim ne yapacağımı anlattım. Sizin değil. Bizden ne istiyorsun abi o zaman? Gitmemizi istiyor Tevfik. Thank you.
Abi, benim düşmanlarımla savaştınız yeter be Tefo. Gidin kendi düşmanlarınızı bulun. Kendi sevdiğiniz işi bulun. Sevdiğiniz birini bulun, onunla olun. Gidin. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Dün nerede kalmıştık hatırladın mı? Gece yarısına doğru büyük bir şamata ile uyandılar. Zaten etraftaki sessizlik o kadar tam, o kadar sert. Duyuyorsun değil mi baba? Oradasın. O kadar sert. Fakat çok ince bir madde gibi bütün hayatlarını örtmüştü ki en ufak ses, en küçük gürültü. Maden ihalesini dün aldık efendim. Onun belgeleri hazırlanıyor şimdi. Bir kantorun aylık raporu da masanızda. Ne o? Küs muyuz? Yo, niye? Ya, dün düşüncesizlik ettim biraz. Sizin acınız taze. Kız kardeşiniz yeni vefat etmiş. Bir de sevdiğiniz insanı öyle görünce eli kanlı, katil. Önemli değil. Önemli değil. İlgilenmiyorum artık o konuyla. Hay hay. Ezel defteri kapanmıştır. İleride belki bir intikam için açarız. Onun dışında yok. O da yok. Bu silahlar, bıçaklar, öldürmeler filan. Bir beni açtı Kenan Bey. İstemiyorum öyle intikam ben. Anlamadım. Yine affedeceksiniz. Kimseyi affettiğim yok. Sadece daha fazla kan dökülmesine izin vermeyeceğim. Çok şey mi istiyorum? Ben bir cana bakayım. Kolay gelsin. İsterseniz niye Selim Bey'i çağırdım? İstediğinizde görüştürebilirim. Ya gerek yok. Selim'e Kenan Bey size güveniyor de önümüzdeki ay ilerleme bekliyoruz. Yerine birini bakmaya başlayayım mı? Lütfen. Şey ne oldu? Ramiz bulabildiniz mi? Bulacağız efendim, bulacağız. Öteki, genç olan? Onu hiç dert etmeyin. Bir daha Ezel Bayraktar'ın adını bile duymayacaksınız. Sebep? Geldiği çöplüğe geri yolladık onu. Bir daha da oradan çıkamaz artık. Çıkarsa vurun kafasına.